أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya, kabre girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeye her birimizi muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri doğruyu yakalayabilmek için bize verdiği akıl ve fikir yanında elimizden tutacak bir peygamber göndermiştir. Ve o peygamberin eline de bir kitap tutuşturmuştur. Sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Kur'an-ı Azimuşşan ile bize gönderen Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bize de vermiş olduğu akıl ile doğruyu, hep doğruyu yakalamayı, anlamayı, kavramayı ve yaşamayı bizlere kolaylaştırmıştır. Önemli olan aklımızı iyi kullanmak, Kur'an'ımıza iyi gönül vermek, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hem gönül vermek hem de kulak vermektir. Yıllarca evinde Kur'an-ı Kerim olan insan, belki de Kur'an-ı Kerim okumasını bildiğinden dolayı ayda bir hatim okuyan, Kur'an'la meşgul olan insan, bu Kur'an ayetlerinin benden istediği nedir, bana çizdiği yol nedir diye hiç merak etmediği olabilir. Yani Kur'an bir vadide, kendi hayatı bir vadide olabilir. Niye? İlgi duymadığı için. Onun için Rabbimizin bu kitabı bizi şekillendirmek için geldiğine göre, bize kalite kazandırmak için geldiğine göre, yol göstermek için geldiğine göre bizim en çok ilgi alanımıza girmesi gereken en mükemmel bir eserdir, kitaptır. Ayrıca bu kitabı bize tartışmasız bir şekilde en güzel açıklayan da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hem en güzel şekilde açıklamış hem de en güzel şekilde yaşamıştır. Yaşayarak örnek olmuştur. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde sevgililer sevgilisi
kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i anlamamız noktasında, kavramamız noktasında yapmış olduğu tavsiyelerden birkaç tanesini paylaşmış olacağız. Sahih kaynaklardan Kütüb-i Sitte içerisinde yer alan Müslim ve Tirmizi'de nakledilen bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetine şöyle bir tembihte bulunuyor. Diyor ki: "Badiru bil a'mali fitenen ke qita'il leylil muzlim." Gecenin karanlığı geldiği zaman ne yapar o karanlık? Bir ülkeyi olduğu gibi kaplar. İstanbul'a karanlık çöktüğü zaman sokaklar, apartmanlar, her taraf karanlık olur. Nasıl ki gecenin karanlığı geldiğinde dağları, taşları, denizleri, ovaları, vadileri kaplıyorsa, bazen de fitneler her tarafı kaplar. Gecenin ortalığı kapladığı gibi fitneler de ortalığı kaplar. Şimdi örnek olsun diye söyleyeyim. Bizim çocukluğumuzda 60'lı yıllar, 70'li yılları düşünün. Biraz daha eskiye giderseniz 40'lı, 30'lu yılları düşünün. Bir köyde bir insan gözünü açsa açık saçık kadın görmez. Evinde müzik dinleyecek alet yok. Seyredici film yok. Hatta ilçelerde bile sinema yoktu. Ancak merkezlerde, vilayetlerde sinema vardı. Bir delikanlı gözü namahrama bulaşabilmesi için, kötü film seyredebilmesi için parası olacaktı. İlçeye gidecekti, vilayete gidecekti, sinema bulacaktı, seyredecekti, günaha girecekti. Ama şimdi gözümüzle beraber günaha girebilmek için köyden şehre, ilçeden ile, ilde de herhangi bir sinemayı bulmaya gerek var mı? Evde oturduğun odada televizyonun düğmesine bastığın zaman, çalışmaya başladığın zaman 24 saat evde, affedersin, pislik akabilir mi? Bu pisliği akıtan kanallar var mı? Artık çanak antenle beraber de Amerika'da, Çin'de, Almanya'da, dünyanın her yerindeki efendim kanalları, kanalizasyonları insan evine akıtabiliyor. Şimdi köylerde olmayan, kasabalarda olmayan, hatta ilçelerde olmayan, sadece vilayetlerde birkaç tane sinema ile işlenen günahlar şimdi her evde bir yerde değil birkaç odada da izlenebiliyor. Yatak odasında ayrı bir televizyon, mutfakta ayrı bir televizyon olabiliyor. Televizyona da gerek kalmadı. Cep telefonunu açıyorsun. Cep telefonuyla beraber istediğin kanala da, internete de efendim ulaşabiliyorsun. Dolayısıyla haram işleme kolaylaştı mı? Günaha girmek kolaylaştı mı? Kolaylaştı. Fitneler ne yaptı? Bakın gecenin karanlığı nasıl her tarafı kuşatıyorsa fitneler de her tarafı kuşattı. Bir başkası, niyet ettiniz, işinize gideceksiniz. Otobüse bindiniz, metrobüse bindiniz, metroya bindiniz, yere gidiyorsunuz. Gerçekten gözünüzü ve gönlünüzü haramdan korumak için iyi bir mücadele vermenize gerek var mı? Var. Ne tarafa kafanı çevirirsen, Kur'an çizgilerinin dışında olan, Rabbimizin bize öğrettiği, Habibinin bize öğrettiği kriterlerin dışında olan manzaralar her tarafı istila etmişler. Dolayısıyla fitneler, fitne demek insanı belaya sürükleyecek, günaha sürükleyecek, ateşe sürükleyecek fitneler ne oluyor? Gecenin karanlığı gibi her tarafı kuşatıyor. Ayrıca kıymetli dostlar, şimdi bu fitnelerin böyle karanlık gibi her tarafı kuşattığı günlerdeyiz. İslam ülkeleri içerisinde belki
%90'ı bize imreniyor, Türkiye olarak bize imreniyorlar. Ne varsa Türkiye'de var diyorlar. İşte o Türkiye'nin biz içerisindeyiz, göbeğindeyiz, İstanbul'dayız. Şimdi kıymetli dostlar, televizyonlarda açık oturumlar, gündeme gelen konular, tartışma konusu olan şeyler, %98'i Müslüman olan bir ülkede dinimizi, Kur'an'a bağlılığımızı, Peygamber Efendimiz'e bağlılığımızı artıracak programlar mı, yoksa şüpheye düşürecek programlar mı? Maalesef şüpheye düşürecek programlar. Kendi Peygamberimizi tartışır hale geldik. Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini tartışır hale geldik. Kendi kitabımızı, kendi Kur'an'ımızı tartışır hale geldik. Televizyonlarda kendisini bilen, bu konuda bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Hatta kötü niyetli olanlar daha fazla ön plana çıkıyor ve onlar baskın geliyorlar. Yazıhanelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda artık ne konuşuluyor sabah işbaşı yapıldığı zaman? Bir felsefecinin, bir dinsizin, çok affedersiniz, bir kendini bilmeyen insanın, insanların kafasına din adını oluşturduğu şüpheler, açık oturumda yaptığı konuşmalar, kendi kafa dengi dişine uygun birisini de bulup yaptığı konuşmalar, insanların kalplerine maalesef şüpheler uyandırıyor, kendi dinimizi tartışır hale getiriyor. Kıymetli dostlar, bir insan bir bardak, herhangi birimiz bir bardak su alsak içmek için, şöyle baktığımızda bardağın içerisinde tozlar görüyorsak, birkaç tane toz görüyorsak o suyu içmiyoruz. Tozlu su diyoruz. Yani iki tane, üç tane toz ne olacak? Sonuçta zehir değil ya, toz. İçerisinde üç tane tozu olan suyu içmiyoruz. Niye? Midemiz kabul etmiyor. Ya o suyu içsen çok da zarar etmez üç tane toz. Ama farkına varmadan toz değil, zehirli zehirli, itikadımızı zehirleyecek olan programları yutuyoruz, kalbimize yerleştiriyoruz, zehirliyor bizi. Birçok namazı kılan insan namazını bırakmıştır televizyondaki bu tartışmalardan sonra. Hadis-i şerifleri tartışır hale getirirseniz, kader meselesini tartışır hale getirirseniz, hadis meselesini tartışır hale gelirseniz, yok namaz beş vakit miydi, üç vakit miydi bunu tartışır hale getirirseniz, adam bir, iki, üç diyor ki bunlar kendi arasında daha anlaşamadılar, bu iş burada kalsın diyor. Birçok insandan duyuyoruz. Orucunu bırakanlar, namazını bırakanlar, cumayı bırakanlar az değildir. Çünkü fitneler dağ başında, yaylada aynı programı dağ başındaki nene de takip edebiliyor, dede de takip edebiliyor, çoban da takip edebiliyor. O zehir nasıl ki şehrin merkezindeki insanın kalbini zehirliyorsa, dağdaki çobanın kalbini de zehirliyor. Şimdi gelelim hadis-i şerifimize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, "Badiru bil a'mal." Yarın ahirette size Allah Celle Celaluhu ne getirdin, hangi amellerle geldin diye soracak. Bu sorunun cevabını hazırlayın. Hazırlamakta da acele edin. Yani sonuçta evlenecek olan bir insan ne düşünür? Bana para lazım der. Evlenmek için para lazım der. Para üst üste koymaya çalışır, biriktirmeye çalışır evleneceğim. Evlenecek olan insana para lazım. Araba almak isteyen insan para biriktirir. Ev almak isteyen insan para biriktirir. Askere gitmek isteyen insan para biriktirir. Çünkü lazım olacak. Peki sen istesen de istemesen de ahirete gideceksin. Ben istesem de istemesem de ahirete gideceğim. Peki evlenecek olana para lazım. Araba alacak olana para lazım. Ev alacak olana para lazım. Ahirete gidecek olana ne lazım? İşte ahirete gidecek olana da orada yüzünü ak edecek güzel ameller lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor ki, badiru bil a'mali fitana. Ey ümmetim, önünüzde beklemedik bir takım fitnelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu fitneler ortalığı kuşatırlar. Artık siz yapmak istediğinizi yapamayabilirsiniz. Böyle fitnelerle karşı karşıya kalmadan
fırsat elinizdeyken, fitneler gelip sizi kuşatmadan, ahirette size lazım olacak olan amelleri bir an önce biriktirin diyor. كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُلْضِبِ Zifiri karanlık bir gecenin o karanlığı, ortalığı kuşattığı gibi fitneler kuşatır. O fitneler etrafı kuşatmadan, her tarafı kuşatmadan siz başınızın çaresine bakın. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا Fitneler geldiği zaman toplumda ne olacak? Kişi mümin olarak akşamlayacak, sabaha kadar imanını koruyamayacak, sabaha kadar kafir olacak. Veya mümin olarak sabahlayacak, akşama kadar imanını koruyamayacak, akşama kadar kafir olacak, dinden imandan çıkacak. Ne büyük tehlike değil mi? Ne büyük fitne bu. Kişi imanını en büyük değeri olan, en önemli değeri olan imanını koruyamayacak. Biraz önce bir konuyu araştırırken, bakarken baktım bir not var, dip tarafta bir not var. Diyor ki notta, hastalığı sebebiyle veya yoğunluğu sebebiyle namazı aksatan birisine deseler ki, kardeşim namazını kıl, Allah Celle Celaluhu senden namaz istiyor, namazını kılmazsan azabı hak edersin deseler. O da dese ki, rahatsızım, hastayım, bende bu hal varken kılmadığım namazlar sebebiyle Allah bana azap ederse bana zulmetmiş olur dese dinden imandan çıkar. Haşa Allah'ı zalimlikle itham etmiş olur. Şimdi bakın ağızdan çıkan bir cümle bu. Ağızdan bir çıkan bir cümle, adam kaç yaşında? 80 yaşında, 80 senelik imanı gitmiş olur. 60 senelik imanı gitmiş olur. Yani insan eğer fitnelerin içerisine düşerse sabahtan akşama kadar veya akşamdan sabaha kadar imanını koruyamaz hale gelir. Kıymetli dostlar, dünya sevgisi insanın kalbine girince haramlara karşı olan nefret azalır. Nefret azaldıktan sonra zaman içerisinde bu nefret biter ve sevgiye dönüşür. Sevgiden sonra müdafaya dönüşür. Yani anlatacağım şimdi. Bugün cuma. Bu cami cemaatle dolar. Altı üstü cemaatle dolduran bu cemaat, Allah'a inancı olan ve cuma farzını yerine getirme hassasiyeti olan insanlarla dolacaktır. Rastgele insanlar değildir. Rastgele kimse gelmez camiye. İnancı gereği gelir camiye. Hele gideyim bakayım ne var ne yok diye gelmez adam camiye. İnancı gereği gelir. Ama ben size şunu söylüyorum. Geldiğimiz gün itibariyle, geldiğimiz zaman itibariyle fitne o kadar her tarafı kuşatmış ki sakallı hacı efendilerinden hoca efendilerine varıncaya kadar, beş vakit namazı imamın arkasında kılan cemaate varıncaya kadar faize bulaşmayan adam kalmıştı. Ne bu şiddet, bu celal demişti. Ne bu doymazlık, ne bu Allah'tan korkmazlık. Allah-u Teala'nın bana savaş ilan etmiş olursunuz dediği faizi, adını kredi deyin, ne derseniz deyin, ne adına insan buna bulaşıyor? Niçin buna bulaşıyor? Bakın, bana araba lazımdır. Bana daire almak lazımdır. Bana ev almak lazımdır. Bana bir fabrikaya bir fabrika daha ilave etmem lazımdır. Anlayışı hakim olunca, ben buna odaklanınca ne yapıyorum? Araba almak için param yetmiyor. Yetmiyorsa ne yaparım? Kim veriyor? Falanca banka veriyor. Ne kadar faize veriyor? Şu kadar faize veriyor. Adam gidiyor hacı efendi, hoca efendi bankaya. Ver bana şu kadar kredi. Ne kadar? Yüzde işte şu kadar faiz. Niçin bunu yapıyor? Çünkü onun için araba almak, ev almak veya yapmak istediği yapmak çok önemli.
Çok önemli. Peki bu çok önemli de, Allah-u Teala'nın haram dediği şey, bana savaş ilan etmiş olursun dediği şey önemli değil mi? Bakın dünya sevgisi kalbe girince, o harama karşı olan nefreti kalkıyor. Bana para lazım, bu para nerede bulunur? Bankada bulunur, faiz de veriyor, versin, almaya kalkıyor. Haydi faiz aldı diyelim. Bu faizi alan insan, dersin ki ona, kardeşim haram işledi, yanlış yaptı. İki şeyden birisini söyleyebilir sana. Bir, kardeşim darda kaldım, ne yapayım, milletten istedim vermedi, ben de işte mecburen böyle yaptım, bir böyle cevap verir. İki, yani niye haram olsun ki ya, artık bu hayatın bir parçası haline geldi, boş ver kardeşim sen işine bak. Veya böyle cevap verir. Birinci verdiği cevap da dinden çıkmaz. Ama ikinci verdiği cevap da dinden çıkmış olur. Namazdan çıkmıştır, konu buna gelmiştir. Cuma'dan çıkmıştır, konu buna gelmiştir. Kardeşim sen işine bak, nereden çıktı haramdır? O eskidendi. Dediği an ne kıldığı cuma, ne nikah, hiçbir şey kalmaz. Din iman diye bir şey kalmaz insanda. İmandan çıkmak merasim istemez kıymetli dostlar. İmandan çıkmak, Müslümken gayrimüslim olmak merasim istemez. Müslüman olmak da merasim istemez. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İnandık ve söyledik. Olduk Müslüman. Merasim istemez. İslam'a girmek merasim istemediği gibi İslam'dan çıkmak da merasim istemez. Allah-u Teala'nın kesin emirlerinden birisini inkar etmek insanı küfre götürür. Allah-u Teala'nın kesin yasaklarından bir yasağı da, bir haramı da inkar etmek insanı küfre götürür. İşte Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, öyle fitneler ortalığı kuşatır ki, efendim, kişi mümin olarak sabahlar akşama kadar imanını koruyamaz. Akşama kadar efendim gündüz mümin olur, sabaha kadar imanını koruyamaz. Şimdi yaşantı ayrı, gerçeği bilmek ayrı şeydir. Kur'an ifadesiyle çok açık ve net bir şekilde kadınların açılması, saçılması haram mıdır? Haramdır. Kadının kıyafetini Kur'an anlatıyor mu? Hem de bir yerde değil, birçok yerde anlatıyor. Peki, bir kadın açık saçık gezerse dinden çıkmış olur mu? Hayır, çıkmaz. Ne yapmış olur? Günah işlemiş olur. Kadın sokakta dolaşırken veya dairede çalışırken açık saçık çalışıyor. Sonra namaz kılacağı zaman örtüyor başını, namazını kılıyor. Şimdi bu kadına sen dinden imandan çıktın diyebilir misin? Diyemez. Peki açık saçık dolaşması günah mıdır? Allah'ın dediğini çiğnediğine göre elbette günahtır. Ben desem de günahtır, demesem de günahtır. Peki, bu kadıncağız, kardeşim, açılma saçılma, başını açman, bu şekilde süslenip dışarı çıkman helal değildir. Git kardeşim hangi asırda yaşıyorsun, ne var ki bunda dediği an dinden imandan çıkmış olur. İmandan çıkmak merasim istemez, imana girmek merasim istemediği gibi. Onun için kıymetli dostlar, elfaz-ı küfür dediğimiz, yani insan bazı sözleri söylediğinde dinden çıkmış olur. Buna elfaz-ı küfür denir. Hangi cümleyi kullandığım zaman benim imanım tehlikeye gider, nikahım tehlikeye gider, bunu bilmek lazım. Her Müslüman bunu iyi bilmesi lazım. Bu konuda bilinçli olmak lazım. Rastgele cümleler din adına söylenmez. Efendim, ben yine hadis-i şerife geçiyorum. Fitneler gecenin karanlığı gibi ortalığı kuşattığı zaman kişi sabah mümin olacak, akşama kadar imanını koruyamayacak. Akşam mümin olacak, sabaha kadar imanı koruyamayacak. Yani insanların imandan çıkması çok kolaylaşmış olacak. Niye böyle? Haramlara her tarafı kuşatınca, hayır bu haram değildir. Farzlar, hayır niye bu farz olsun ki, bu zaman çalışma zamanıdır, namaz ne işe yarar dediği zaman, oruca ne gerek var dediği zaman, zekat niye farz olsun, adam benim malımda ortak mıdır, neden farz olsun dediği zaman, Allah'ın kesin olan emrini ya hafife almış olacak, ya inkar etmiş olacak veya alay etmiş olacak,
bunların hepsi de küfrü gerektiren tehlikelerdir. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Din meselesi insanların gözünde basitleşecek. İman meselesi insanların gözünde basitleşecek. Adam dinini basit bir dünya metaı karşılığında satacak. Yani Allah korkusu azalacak. Din derdi zayıflayacak. Dinden çıkmış, çıkmamış, evinde, ailesinde, çocuklarında din mefhumu diye bir şey kalmamış, bundan rahatsızlık duymayacak. Dinini basit bir dünya metaı karşılığında satacak. Kardeşim seni ben bu işe kabul ederim, namaz yok, oruç yok, tamam mı? Tamam, öyleyse öyledir der. Namazından da vazgeçer, orucundan da vazgeçer. Her türlü pisliğe, affedersiniz, harama evet der. Niçin öyle? Çünkü din dert olmaktan çıkmış, dinin onun nezdinde bir değeri kalmamıştır. Onun nezdinde sadece paranın, makam ve mevkinin, şehvetin değeri kalmıştır. Bu günler gelip çatmadan önce, böyle sıkıntılar etrafı kuşatmadan önce, size ahirette lazım olan amellerinizi, hassasiyetlerinizi ihmal etmeyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konuyu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz biraz daha somutlaştırıyor bir başka hadis-i şeriflerinde kıymetli dostlar. Tirmizi ve Hakim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Badiru bil a'mali seb'an. Ümmetim, siz ahiret yolculuğuna çıktığınız zaman yapabilecek hiçbir şeyiniz kalmayacak. O güne kadar yaptıklarınız ansızın gelen ölümle noktalanacak. Biriktirilmiş, kayıtlara alınmış ve hesabı sorulacak size. İyilik yaptık, yaptığınız iyiliklerin karşılığını iyilik olarak, kötülüklerin karşılığını da kötülük olarak bulacaksınız. Ben size derim ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, somut bir şekilde 7 tane tehlike anlatayım size. Bu 7 tane tehlike ansızın gelir, önünüze çıkabilir. Bu tehlikeler geldikten sonra yapmak isteseniz de yapamazsınız. Peki yapamazsınız ama o güne kadar yapmadıysanız, ondan sonra da yapamayınca ahirete giderken nasıl gideceksiniz? Eliniz boş gideceksiniz. Ama 50 senelik bir ömür verildi size, 60 senelik bir ömür verildi size, 70 senelik bir ömür verildi size. Ne getirdin? Hiç boş geldim. Dediğiniz zaman yüzünüz kara çıkar. Kendinizi savunamazsınız. Peki nedir? Efendimiz somutlaştırıyor. Diyor ki, illa fakren munsiyen. Bakınız, düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Beklemediğiniz bir anda aşırı bir fakirlikle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kimse varlığına güvenmez. Kimse servetine güvenmez. 17 Ağustos depremini hatırlar mısınız? Çok gençlerimiz hatırlamayabilirler. Enkaza dönüşmüş binalar, altında galeri dükkanları, bir arabanın değeri bugünkü parayla 500 milyon Mercedesler, BMW'ler. Enkazın altında kaldığı zaman kaç para yapardı? Akşam trilyonluk olarak akşamlayan, sabahleyin affedersiniz pijamasıyla donuyla evden çıkabildiyse onu bile büyük bir başarı kabul etmiştir. Don Kişot kalmıştır sokakta, hiçbir şey yok. Bütün serveti enkaza dönüşmüştür. Birisi minibüsle, kamyonla gelecek, ekmek dağıtacak, su dağıtacak, battaniye verecek, ona ihtiyaçlı hale geldi mi? Geldi. Kardeşim, varlığına güvenme, gençliğine güvenme, maaşına güvenme, servetine güvenme. Ansızın bir fakirlik gelebilir mi? Allah muhafaza. Öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsın ki, bütün servetimi vereyim, hayata sıfırdan başlayayım, bu sıkıntıdan kurtulayım diyebileceğin sıkıntılarla karşılaşabilirsin. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendim, bak ümmetim, başına öyle bir fakirlik gelir ki her şeyi unutturur sana.
Her şeyi unutturur sana. Sana her şeyi unutturan fakirlik geldiği zaman zaten saçların dökülecek, dişlerin dökülecek, ne yapacağını şaşıracaksın. İbadete odaklanamazsın. Ahiret sermayesi biriktireyim, aklına gelmez. Aklını yedin, kafanı yedin sen. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan, bu her zaman olabilir düşüncesiyle şimdiden normal vazifelerini yapacaksın. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığım zaman yapamam düşüncesiyle o günlere de şimdiden hazırlık yapacaksın. O günlere de şimdiden hazırlık yapacaksın. Kıymetli dostlar, 7 tane tehlikeden bir tanesi, her an karşılaşabileceğimiz tehlikelerden bir tanesi, her şeyi unutturan fakirlik. Yakın tarihte dövizin, TL'nin döviz karşısında birdenbire, bir saat içerisinde karşılaştı, ciddi bir sıkıntı oldu. Hala o sıkıntı atlatılmadı. Kıymetli dostlar, birçok kardeşimiz ne yapacağını şaşırmıştır. Adamın 1 milyon dolar borcu var idi ise, sen de hiç dolar borcun yoksa, sen durumu idare etmişsindir ama adamın 1 milyon dolar borcu var ise, 500 bin dolar borcu varsa, efendim birdenbire bunun borcu nereye çıktı? 2 katına çıktı. Birçok insan intihar mı edeceğim, ne yapacağım diye konuşmaya başlamıştır. Altından kalkamayacağını, servetinin buna yetmesi mümkün değildir, bunun altından kalkamam diye kara kara düşünenler oldu mu olmadı mı? Oldu. Ha. İşte bakın, bu bir bela mıdır? Beladır. Her zaman gelebilir mi? Gelebilir. Daha fazlası olabilir mi? Olabilir. Bu bela gelip çatmadan sen kul olarak yaratıldın. Yarın ahirete giderken ne götüreceksin? Hesabını şimdiden yap diyor. Böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığın zaman altından kalkamayabilirsin. 2. Ev gınen mutluyan. Bazen de tam tersi olur kıymetli dostlar. Adam fakirken anasına saygısı iyi, babasına saygısı iyi, camiye gider, cemaate gider, insanlarla konuşur, gırgır şamata, muhabbet, ortamları, tevazu, haddini bilir, sever ve sevilir. Fakat bazı insanları zenginlik aşırı derecede şımartır. Anasıyla münasebetleri kesilir, babasıyla münasebetleri kesilir. Hatta biraz daha ileri gidiyorum. Derler ki, biraz servet artınca işini değiştirir. Biraz daha artınca arabasını değiştirir. Biraz daha şımarınca eşini değiştirir. Eşi bile onu idare etmez hale gelir. Sadece azgınlıktan kaynaklanan, zenginliğin şımarıklığından kaynaklanan bir şey. Fakir olduğu 50 sene içerisinde bir defa zina yapmayan adam zenginleşince eğer, her hafta bir zina yapıyorsa, zenginlik bunu zehirledi demektir. Bunu zehirledi demektir. Zenginlik bunu şımarttı demektir. Azgın hale getirdi demektir. Onun için zenginlik canavardan başka, zehirden başka, ateşten başka hiçbir şey değildir. Zenginlik, servetin çokluğu, zina etmesine, daha fazla krediye bulaşmasına, anasına sırtını çevirmesine, babasına sen de kimsin demesine, arkadaşlarına yukarıdan tepeden bakmasına sebep olacaksa, batsın gitsin bu zenginlik. İnsanın hiçbir zaman insanlık değerini, insanlık onurunu parayla satın alamazsınız. Bir insanın insanlık onuru, bir insanın şeref ve haysiyeti her türlü paradan çok daha değerlidir. İnsanlara, arkadaşlarına, kardeşlerine, ortaklarına, anasına babasına tepeden bakmaya başlayan kibirli, gururlu bir insan onurunu kaybetmiştir, onurunu satmıştır. Neden sebep? Azgınlaştırıcı zenginlik, kontrolsüz zenginlik sebebiyle. Ümmetim, böyle bir sıkıntıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakın, böyle bir fitneyle karşı karşıya kalmadan alınması gereken tedbirleri alın diyor Peygamber Efendimiz. 3. Ev meradan mufsiden. Bütün dengelerini alt üst edecek bir hastalıkla karşı karşıya kalabilirsin. Bütün dengelerini alt üst edecek, elini kullanmaktan, ayağını sallamaktan, affedersin,
ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını görmekten acize kalıp düşecek, bütün dengelerini bozan bir hastalıkla karşı karşıya kalabilirsin. Böyle bir hastalıkla karşı karşıya kaldığın zaman, dengelerin bozulunca, o günden sonra sen ahiret sermayesi olarak ne hazırlayabilirsin? Zaten dengeler bozuldu. Ne hazırlayabilirsin? Bir şey hazırlayamazsın. O güne kadar da hazırlamayınca, o günden sonra da hazırlayamayınca, peki geldi ölüm çattı, gidiyorsun ahirete, mezara girdin, öteye gittin, ne getirdin dediklerine ne diyeceksin? İşte bakın, her zaman bununla, bu sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu kalmadan önce ne lazımsa biriktirin. Evheramen müfenniden, akli dengenizi sarsacak, sadece sağlığınızı değil, akli dengenizi sarsacak, cümlelerinizi peş peşe doğru düzgün kullanmanızı engelleyecek bir ihtiyarlık da gelip çatabilir. Her zaman böyle dengeli konuşamayabilirsin. Her zaman böyle dengeli düşünemeyebilirsin. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman ondan sonra ne yapabilirsiniz? Ahiret için bir şey hazırlayabilir misiniz? Ciddi bir şey hazırlayabilir misiniz? Hazırlayamazsınız. Bu da her zaman gelip çatabilir. Böyle bir durumla karşılaşmadan önce bakın, alın alacağınız tedbiri. Ev mevten mücizen veya tak diye zil çaldı. Baktın, açtın kapıyı Azrail aleyhisselam. Haydi dedi. Hanımına bile Allah'a ısmarladık diyemezsin. Çocuklarına bile Allah'a ısmarladık diyemezsin. Ansızın gelen bir ölüm tak diye bir gün kapınıza gelir. Aa, ben tedbir alacaktım. Şu eksiğimi, bu eksiğimi telafi edecektim deme şansınız kalmaz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmadan önce almanız gereken tedbiri alın. اَوِدْ دَجَّالَ فَشَرٌ غَائِبٌ يُنْتَلَرْ اَوِ السَّاعَ فَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَاَمَرٌ Evet, buna benzer sıkıntılarla karşı karşıya kaldığınızda yapmanız gerekenlerle ilgili hiçbir şey yapamazsınız. Ağlıya ağlıya mezara girersiniz. Münker ve Nekir meleklerinin karşısında ezilirsiniz. Ahirette yüzünüz kara çıkar. Ey ümmetim, ben sizin peygamberiniz olarak derim ki size, diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz, somut bir şekilde karşılaşabileceğiniz bu sıkıntılardan önce başınızın çaresine bakın, yoksa sizin yerinize başkası ağlamaz, herkes kendi yerine ağlar. Ahirette kimse başkasının yerine ağlamayacak, herkes kendi yerine ağlayacak. Rabbim ağlayanlardan eylemesin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri, Kur'an ilimleri noktasında, dine hizmet noktasında son nefesimize kadar her birimizi bu yolda daim eylesin. Ahirette hesabını veremeyeceğimiz her türlü yanlıştan ebediyen Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Lillahi'l-Fatiha.